E, adaylıkla alakalı neler söylediler bir hatırlayalım beraber. E, sevgili editör arkadaşım da onları ekrana yansıtacak. Şimdi şöyle efendim liderler aslında altılı masadaki liderler son toplantıda artık adaylık görüşmelerine başlıyoruz demişlerdi. Şimdi şöyle ekrana da verdik. E, ben böyle hızlı hızlı bir aktarayım sizlere. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu masa isterse aday olurum dedi. E, İyi Parti lideri Sayın Akşener ben başbakan olmak istiyorum dedi. Ee, gelecek partisi lideri sayın Davutoğlu gerektiğinde masa iki aday da çıkarabilir dedi. Saadet Partisi lideri sayın Karamolloğlu çoklu adaya sıcak bakmıyorum. Bir aday üzerinde ittifak olmalı dedi. Deva Partisi lideri sayın Babacan masa beni desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım dedi ve gelecek e, ve e, sayın Uysal da e, aday 6 genel başkandan biri olmalı ifadesini kullandı. Şimdi e, Sayın Yakınca sizinle devam ederim. Yani İbrahim hangi <laughs> adayı gösteriyor böyle baktığımız zaman masadan çıkacak ya aday. artık eğer aday masaya bakarsak hiçbir şey göremiyoruz. Yani zaten masa sanki hiçbir şey göstermemek için konuşuyor. Yani şimdi bakıyorum hepsi birbiriyle yani çelişiyor demeyeyim ama uyumlu olarak biri diğerine uyana ikisi de birbirine uyuyor ve şunu diyebileceğimiz bir şey yok. Yani 6 tane ee, şey var efendim e, üye var orada unsur var. Altı unsurun izahında hani bir gruplandırma yapamıyoruz. Yani şu ikisi aynı şeyi düşünüyor. Bunları buraya alalım. Bu bu bir üçü aynı şeyi düşünüyor. Böyle alalım. Bunları yapabilsek o zaman da bir ibreden bahsederiz. Deriz ki ha, eğilim buraya doğru deriz. Benim anladığım şey şu ya yani hatta birbirine taban tabana zıt şeyler de var. Bir de Şimdi en güçlü, şöyle sorayım o zaman. Baktığınız zaman masada en güçlü Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı ön plana Şimdi, çıkıyor? Hayır, masada oyuna çıkmıyor. Yani onu biz söylüyoruz. Masada öyle mi onu bilmiyoruz. Tam olarak onu söylemek istiyorum. Yani bize göre, yorumculara göre, Türkiye'de siyaseti az çok bilen insanlara göre kuvvetli olan da Kemal Bey. Çünkü masadaki şeyler, partiler arasında en son seçimde en fazla oyu almış olan, en büyük teşkilata sahip olan, Dolayısıyla yani ana muhalefet partisi düzeyinde bulunan ve o masayı da e, o kuruluşa davet eden yani masayı kuran kişi aynı zamanda öyle olunca evet diyoruz. Yani Kemal Bey bu işe çok yakındır diyoruz ama masada öyle mi onu bilmiyoruz. Mesela bu açıklamalar masada işlerin öyle olmadığını yani bizim gördüğümüz gibi görmediklerini söylüyor bana öyle bir şey anlıyorum. Bir de daha enteresan mesela orada birbiriyle çelişen açıklamalar var bir de mesela bağlam ne ne var bağlam dışı. işte mesela diyor ki Meral Hanım ben başbakan olacağım diyor. Bir, bir tanesi diyor ki aday bana teklif edilirse aday olurum diyor. Mesela o şunu kabul ediyor yani diyor ki bir aday çıkacak teklif gelirse. Nazik bir laf aslında o bir şey değil yani. Masaya söylüyor bana teklif ederseniz olurum gayet de yönetirim diyor. Ha, tartışırız yani yönetebilir yönetemez. Yani şimdi demin konuştuk hani anayasadan Türk kavramını çıkaracaksınız. Türkiye'yi kafanıza göre bölüp parçalayacaksınız parselleyeceksiniz yani o Türkiye'yi nasıl iyi yönetir? Yani ortada bir Türkiye kalırsa yönetirsiniz. Ali Babacan'ın açıklaması üzerinden söylüyorum. O ayrı bir konu ama masaya söylüyor. Ben yönetirim kardeşim, yapabilirim diyor. E Kemal Bey'in tutumu belli. Ama bakın şimdi böyle onda... farklı açıklamalar geliyor. Acaba Mesela, seçmenin ne yaptığını olabilirler mi? Mümkün, tabii tabii. Yani şuna bakıyor olabilirler. Mesela işte televizyon yorumcuları ne konuşuyor? Gazeteler ne yazıyor? Yani bunlara ne tip tepki verilecek. Bunun için de yapıyor olabilirler ama ben ondan daha fazla şuna ihtimal veriyorum. Pazarlık hala devam ediyor. Masada çok sıcak bir pazarlık var. Yani hepimizin ittifak ettiği bir şey var. Farklı görüşlerde de olsak. Sonunda şunu da anlaşıyoruz. Diyoruz ki o masada bakanlık pazarlığı var. O masada milletvekili pazarlığı var. Hatta bir muhalif kanattan bir gazeteci meslektaşımız o masada Birokrat. bir kadro pazarlığı oldu. Bin yani kadro. bürokrat pa pazarlığı olduğunu. 9 bin kişilik kadro değiştireceğiz. Bir gecede listeyi hazırladık. Öyle demiş yani hazır, kaynağı. hazır kaynağı öyle demiş. Cumhuriyet Halk Partili kaynak demiş ki can ataklıya 9 bin kişilik e, bir kadro listesi var. Bürokrasideki 9 bin tane insanı anında işten atacağız. Yerlerine de bunları koyacağız demiş. E şimdi bunlar o masada konuşuluyordur. Yani o bürokrasi vesaire hepsi de konuşuluyor. Memuru atmak kolay değil. Dolayısıyla yani, yani memurluktan atmak değil görevden almak. Görevden almak. KHK'yı iptal edin. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli. Ee, o o bu şekilde yaparsınız. Yani yoksa memuru atmak şekli değil o. Şimdi Dolayısıyla o pazarlığa dair çıkışlar bunlar. Mesela şu iki açıklama çelişiyor. ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim. Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım, cumhurbaşkanı adayıyım diyenler var. Bir de çoklu aday da olabilir diyenler var. Bir de ikili de olabilir diyenler var. İkili, çoklu, tekli bütün bakın bütün varyantlar bizim önümüze sürülüyor. E bunların arasından o masada şöyle bir eğilim var demek çok gerçekçi olmaz. Yani masa Şimdi hala... gerektiğinde masa iki aday da çıkarabilir ne demek? Şu anlama geliyor yani altı partinin altısı bir aday çıkarabilir ya da bir tane aday mesela Kemal Kılıçdaroğlu büyük partinin adayı bir ikinci aday da diyelim geriye kalanların adayı. Ya için efendim, i̇ttifak ya da ittifak tartışılıyor. İttifak için ittifak. Yani efendim şu burada Cumhuriyet Halk Partisi diyelim yanında Demokrat Parti e işte bir ya da bir tane daha koyun mesela ona yakın Ali Babacan'ın partisi belki onu koyarsınız. Davut. Öbür tarafta Davutoğlu, Karamollaoğlu, İyi Parti onlar da bir başka şey. <laughs> Şimdi, a, bu olur mu olma yani niye olmasın? Niye olmasın? Ya adamlar şu noktaya gelmişler ya. Cumhurbaşkanına gel bakalım kardeşim imza vereceğiz sana. Haddini bil diyeceğim diyor yani. Bunu söylüyor. Altı başlı yöneteceğim bu işi ben diyor. E bunu diyen ne olacak yani? Kendi içinde de ikili üçlü gruplar oluşturur. Ha buradan ne çıkar? Uzak yani, bir tarzı değil zaten onlara. Daha tabii, de yaptıkları tabii için. doğrudur doğrudur. Buradan ne çıkar? Yani bu masa kime önerecek? İbre nereye doğru sonunda dönecek? Şimdi biz gene masaya değil de siyasetin verilerine bakalım. Yani masadan bize hiçbir şey çıkmaz. Masa sadece kafa karıştırıyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim samimiyetle söylüyorum. Masa Mas kafa karıştırıyor derken seçmenin kafası mı karışıyor? Biz oraya bakarsak kafamız karışıyor. Yani seçmen ne hissediyor bilmiyorum ama ben bunca yıldır siyaset okuyan, siyaset yazan, e, olayları takip eden biriyim. Çok ciddi alırsam benim bile kafam karışıyor. Hatta şundan bile emin değilim. Belki masanın kendi kafası da karışıyor. Peki bu bir strateji olamaz mı? Olabilir doğrudur. Çünkü sorun şu bakın. E, aylardır yani altılı böyle masa... düşürün diye Ta, belki bu bir Tabii tabii bence çok güzel bir soru siz açıyorsunuz konuyu bravo yani şimdi şöyle bakın şimdi aylardır şunu konuşuyoruz altılı masanın adayı kim olacak kim olacak hep bu konuşulsun isteniyor sürekli bir aday tartışması masadan da hep bu sinyaller veriliyor neden çünkü işin başlangıcında işin başında zaten bu masa bir programla siyasi bir programla Türkiye yönelik siyasi bir teklifle açılmadı masanın açılış şeyi şuydu konusu şuydu. Tayyip Erdoğan var Türkiye'de iki darda. Biz birleşeceğiz Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Bu kadar. Nasıl yapacağız bunu? Bir tane aday çıkaracağız. Bir adayımız olacak. Bütün muhalefet birlik halinde seçime girecek. Ve Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Bu doğruydu yanlıştı demiyorum. Ama baştan kendilerini buraya mahkum ettiler. Kendilerini oraya mahkum ettiler. Oysa açılışı şöyle yapabilirlerdi. Efendim bizim Türkiye'ye dair şöyle bir programımız var. Program çerçevesinde şu 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 partiler birleştik. Türkiye ile ilgili önümüzdeki dönem yönetim modeli yok efendim ekonomik model ve her neyse yani siyaseten neler söylenecekse onları söylerlerdi. Söyledi. Onları Bunun söyledikten sonra da hadi bakalım aday kim olacak Onları Bunları söylemiyorlar mı? İşte, şimdi diyorlar ki onlar <laughs> az 30'unda söyleyemediler. Demiş. Şimdi hala söyleyeceğiz diyorlar işte Hasan Bey söyledi. Hala söyleyeceğiz. <laughs> değil, değil hala söylenmedi. Yani şimdi her partinin bir programı var. Oradaki altı parti bir programa sahip. Hatta o programların bazıları birbiriyle çelişiyor. Çok farklı. Yani sadece söylem Tabii. düzeyinde değil, program düzeyinde de birbiriyle çelişiyorlar. Herhalde. Aileye Şimdi, bakışları bile farklı. Bu durumda aile bu durumda yani... Ama doğal değil mi? Çünkü farklı ideolojilerden geliyor. Yani bir araya ama işte parti. o zaman da karar çıkmıyor. Şimdi bence bence bir anormallik yok. Yani koalisyon hükümetleri böyle kurulur. Koalisyonlar böyle kurulur. Yani koalisyona razıysanız yani buna da, razı aynı olursunuz. Bu yani razı olursunuz. Herhalde. Mesela bir Ama yana... o zaman da az önce konuştuğumuz konuyla çelişmiyor mu şimdi ortak imza yetkisi meselesiyle alakalı? Ama, oraya, ama şimdi şimdi orada program var. Poli, Politbüro var ya yukarıda. Bakın bu tabii yani koalisyon Na razıyım koalisyonla da olabilir diyorsunuz ki olmadığını gördük de hani diyelim öyle diyorsunuz. Sayın, yani. Program e hazırlarsın ona göre. Hükümet programı var. O program üzerinde anlaşılıyor bir protokol imzalanıyor. Şimdi buradaki masanın paydaşları bir program bir protokol ortaya koymadan siyasi program ortaya koymadan adaya odaklandılar. Adaya odaklanınca da kendilerini o gündeme hapsettiler. Ama tabii onu hep söylüyorum geçmişte söyledik hatırlatalım. Bu masanın kuruluşunda fikir babası Kur'an değil. Kur'an diyemeyiz. Yani Kur'an Kemal Kılıçdaroğlu. Ama fikir babası Joe Biden. Onu teslim edelim. Yani Joe Biden'ın da fikri şöyle geldi. İşte daha başkan bile değilken. Daha başkan bile değilken. Kampanya sırasında geldi. Dedi ki bizim Türkiye ile ilgili o. en önemli gündemimiz Recep Tayyip Erdoğan iktidarını devirmektir. Dostlarımızla arkadaşlarımızla bunu yapacağız dedi. İşte dostlar arkadaşlar şeyi nosyonu bu arada hani ben bunu karikatürize ederek söylüyorum ama tek, bu tekil olayı Foreign Policy dergisi sayısız makale yayınladı. Yani Foreign Policy herhangi bir basın yayın organı değil, Amerikan dış siyasetini yönlendiren bir yayın organı. Böyle kuvvetli bir yayın organı. E diğerleri de efendim, e, New York basınından, Washington basınından tutun, Avrupa'daki önemli basın yayın organlarına kadar hepsinde böyle önemli makaleler, yani hedef gösteren makaleler yayınlandı. Sonunda da bu masa kuruldu. Ha masayı onlar kurdu demiyorum, bakın tekrar ediyorum, yani o öyle bir şey elimde öyle bir istihbarat yok ama parçaları birleştirdiğimde masanın kuruluş şeyinin düşüncesinin çıktığı yeri biliyoruz. E dolayısıyla zaten masa böyle bu siyasi atmosferde kurulunca Tayyip Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun devirmeliyiz gündemine kendi kendini hapsetti. O hapsetmenin sonucu da şu oldu. Bakın aylardır hepsinin oy oranı düşüyor. Hepsi geriliyor. Yani masadakilerden bir tanesi bile kazanmıyor çok ilginç bir şey oluştu. Zaten kendileri de bundan dolayı birbirlerine karşı işte pek hoş olmayan duygularla yaklaşıyorlar. Nahoş açıklamalar yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu düşüyor. İYİ Parti'ninki düşüyor, diğerlerinin. Deki araç de, araştırmaya göre masanın oyu yükselmiş. Ya abi, Erdoğan, düşüyor. Sayın Erdoğan'ı nasıl e, devirebiliriz diye nasıl kazandırabiliriz de çalışıyorlar bence tam tersini ha, şimdi, yapıyorlar. Şimdi tabi öyle de yorumlanabilir, öyle de tam yorumlanabilir. Tam tersini yapıyorlar. Yani kişisel olarak soracağım. yaptıklarını Hı -hı. düşünmüyorum ama yani günün sonunda ben oraya hizmet şey ediyor. olduklarını düşünüyorum. Buradan da şimdi şöyle bir noktaya geldiler. Herkes sabah akşam şunu soruyor aday ne olacak? Tabii mesela Masum Bey şey diyor yani masa dağılsın istiyorlar diyor. Tabii ki siyasi rakibi masanın dağılsın istiyordur karşı tarafında olan. Tabii. Zaten öyledir onun için çalışıyordur. Diğeri de öbürünün ortaklığını bozmak için çalışıyordur. Ama masanın kendi kendine sahip olabilmesi lazım. Ve artık öyle bir noktaya kilitlendi ki bir aday açıklamak zorundalar. Bugün aşağısı sakal yukarısı bıyık. Artık bir tek aday da açıklasanız ciddi bir sorun tek aday açıklamasanız iki tane yapsanız o da bir sorun. Her birinde yeni bir sorun sayfasını açılacaksınız. Ha şunu ihmal etmiyorum. Türkiye ile geçmişte oynayan güçler demin isimleri geçti batıllar. o kadar tuhaf siyasi operasyonlara imza atabiliyorlar ki Türk halkının ak hak aklını da içe sayarak <laughs> Türkiye'nin demokratik birikimi de içe sayarak kalkıp burada şapkadan tavşan çıkaracak bir formülü masanın önüne atabilirler ve masadaki liderlerin tutumundan da batıdan gelecek bazı formüllere itiraz etmedikleri, baştan rezerv koymadıklarını anlıyoruz. Bu sadece masada değil muhalefetteki başka partilerde olan şeyler var burada. Yani batıya karşı tavır alma konusunda Türk siyaseti hala sorunlu. Hala çok ciddi sorunu var. Zaten Tayyip Erdoğan ne olursa olsun devrilmeli konusunda şu, Tayyip Erdoğan batıya karşı net tavır alıyor problem buradan kaynaklanıyor. Onun için her an şununla karşılaşabiliriz. Hiç beklemediğimiz düşük profilli bir aday. Bir anda derler ki hop masanın adayı bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Yani bu partiler dışında dışarıdan siyaset, bir mi? Tabii birini bulup getirirler. Kemal Kılıçdaroğlu Yapabilirler. adayın profili çok yüksek. Yapabilirler. İkincisi, ben adayı biliyorum da. İkincisi Kemal Soracağım Kılıçdaroğlu, şimdi size. Kemal biz de ben de merak ediyorum ne, Şimdi, masum Bey'dekini. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali çok yüksek diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, teşkilat yoklamasında da %85'in üzerinde destek gördüğünü biliyoruz. Yani teşkilatı da arkasında duruyor. Kendisi de bu konuda istekli, önüne çıkabilecek rakipleri işte başta İmamoğlu olmak üzere onları da güzelce ekarte etti. Ama şundan emin olamıyoruz. E, Kemal Bey'in başkan olmasına yol açan süreç bir çok çirkin bir kaset operasyonuyla başlamıştı. Yani Sayın Baykal'a inanılmaz bir operasyon yapıldı. Akıl almaz bir operasyon. Ve partinin sahibi Sayın Baykal'ın en has adamı diyeceğimiz Önder Sav tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na anahtar mühür teslim edildi. Biz böyle bir süreci yaşadık. Şimdi bu seçime çok yaklaştığımız bir anda Kemal Bey'e yönelik bazı nahoş hamleler olur mu diye endişe etmeden duramıyoruz. Bir istihbaratımız yok ama hani tarih ders almak. olmuyor bu. Yakın 2000 tarihe baktığımızda. Ecevit aynı şeyi yaptılar. Tabii Ecevit, rahmetli Ecevit için de var. Yakın tarihe baktığımızda bizim aklımıza bunlar Aynı da şey geliyor. Yaptılar. Burada bitireyim ben daha uzun. Peki kadar. teşekkürler. Ben...